Hadi biraz toparlan istersen. Bak yıllardır görmediğim bir kuzenin için bu kadar üzülmen dikkat çekebilir. Bak. Hayatımda o kadar çok yalan var ki hissettiğimi bile yaşayamıyorum. Efendim Rasim abi. Ne yaptın Adem? Yasemin Hanım'a fotoğrafı gösterebildin mi? Ya gösterdim de cevap alamadım. Cenaze evinden çıktık. İyi değil yani şu anda. Anladım. Yalnız Adem. Efendim abi. Emniyetten kulağıma fısıltılar geliyor. Tutuklama olabilirmiş. Kim? Timur Bey mi? Daha isim öğrenemedim. Tamam, anladım. Sağ ol. Evet Timurcuğum, çağırdın, işi gücü bıraktım, geldim. Neymiş bu anlatacağın önemli konu? Seni çok yakından ilgilendiren bir konu. Allah Allah. Şimdi daha çok merak ettim. Aramızda hain var. Nasıl yani? Nereden çıkardın bunu? Bir süredir şüpheleniyordum. Hele ki en güvendiğim kuryelerden bir tanesi altın sevkiyatında deşifre olunca ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la el altında. Ortaklardan habersiz. Neyse, sevkiyat patlatıldı. Mallar çalındı. Kimden şüpheleniyorsun? Herkesten. Ben bugünlere böyle geldim. En yakınımdan bile şüphelenerek. Demem o ki gözün kulağın açık olsun. Bugün beni sistemden çıkartmaya çalışan yarın seni çıkartır. Bulalım bu haini. Çıkartalım ortakların karşısına. Cezasını onlar versin. Tamam. Dikkat ederim. Ya da bulunca bu şerefsizi bir sıkalım kafasına, atalım denize, hangi kıyıya vuruyorsa. Ne diyorsun? Sence Abdullah mı? Bakacağız Özgür. İlk hamlesini bir yapsın da. Kunduzi, işleri rölantiye alıyoruz. Anladın mı? Sahneden çekiliyoruz. Şimdi Abdullah Bey, pardon çok affedersiniz, biraz uyukluyordum, tam toparlayamadım. Neden çekiliyoruz? Ya dibine kadar geldik, vurduk, öldürüyorduk. Timur'la anlaşmaya mı vardık yoksa? Ulan sana ne? Emirlerini sorgulama, yap. Ortalıkta da fazla görünme, kaybol. Yasemin'le de iletişimi kes. Ya bu herif şimdi neden geri vitese geçti? Ne? Kuzeni miymiş öyle? Ne olur sus. Sus teyze. Nevin. Bütün bunlar Adem'in başına kalmasın. Tamam teyze, kapa bu konuyu. Ben seni buraya bunu konuşmak için çağırmadım. Tamam. Ay sanki bunlar her gün konuştuğumuz şeyler de Nevin yani.
Yok kızım yok, bu böyle olmaz. Adem bıraksın bence işi. Ya söylüyorum zaten bırak diye ama dinlemiyor işte. Adem bir kere söz verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. Vazgeçtiğinde de... Teyze bir şey diyeceğim. Burası çok karışık bu aralar. Bir defa daha başımıza bela olmaz değil mi? Yok kızım yok. Ya kapandı gitti. Kaç senelik mesele o. Alacak verecek kalmadı Ferda'yla. O şimdi hapisten çıkıyordu. Parasız kalmıştı ya öyle bir yokladı. Tamam. Kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa? Ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden meyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle. Bak ne diyeceğim. Sen acaba uygun bir dille Adem'e söylesen mi ha? Belki bir şey demez. Neyse neler söylüyorsun daha neler ya. Ya kızım adam seni seviyor. Ya kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır soktuğunu bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki Nevin. Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor ne biliyorsun? İnsanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz insan. Ben çayları tazeleyeyim. Ne? Yasemin Hanım.